Indie Web kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayardan telefona veyahut da telefondan bilgisayara nasıl dosya aktarılır onu öğreneceğiz. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle yapmamız gereken şeyler telefondan. İlk önce telefonumuzdan Play Store'a giriyoruz. Ve Play Store'a girdiğimizde arama kısmına Wi-Fi FTP yazıyoruz. Wi-Fi FTP Server, yani Wi-Fi FTP Server en üstte çıkıyor zaten. Bunu yüklüyoruz, kuruyoruz telefonumuza ve açıyoruz. Bunu açtıktan sonra aynen bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Ve bu ekrana arkadaşlar ilk önce Get Pro versiyon, zaten anlayacağınız üzere Pro sürümüne geçmemizi için bir talepte bulunuyor da, ama ücretsiz de oluyor tabii ki bu. Şimdi burada Start'a basıyoruz. Start'a bastıktan sonra şu anda uygulamamız çalıştı. Şimdi arkadaşlar, şimdi yapacağımız her şey şimdi bundan sonra bilgisayarda olacak. Bilgisayarımızda bu bilgisayarla bilgisayar resmi vardır. Aynen oraya giriyoruz. Şimdi yerel disk C ve D'nin altında kalan boş kısma sağ tık yapıyoruz ve A konumu ekle diyoruz. Şimdi arkadaşlar ileri bak, A konumu ekleme sihir bazına hoş geldiniz diyor. Burada ileriye tıklıyoruz. Özel bir A konumu seçeneğine tıklıyoruz. İnternet ya da A adresi karşımıza boş bir seçenek olarak geliyor. Şimdi buraya aşağıya, yani telefonumuzda, şu anda telefonumuzda verdiği FTP 192.168.1, ondan sonra zaten sansürlü olacak çünkü ulaşılabilir olacağı için buralar sansürlü olacak. Ondan sonra da bir sayı yazıyor arkadaşlar, bu sayıyı buraya giriyoruz. Şimdi ben daha önceden girdiğim için hemen hiç uğraşmadan direkt sayılarımı giriyorum teker teker. Aynen server URL'de nasıl server URL'nin karşısındaki sayılarda yazdığı nasıl yazıyorsa aynen o şekilde geçirin internette ya da A adresine. Örnekleri görüntüde var zaten, buradan basarak sunucu paylaşım zaten böyle görüyorsunuz orada da. Tamam, ileri dedik. Burada anonim olarak oturum açabilirsiniz. Anonim olarak oturum açarsanız ne olur arkadaşlar, sizden şifre istemez. Ama anonim olarak oturum açmazsanız sizden şifre isteyecektir. Hemen bunu yapalım. Mesela anonim olarak oturum açalım. Şimdi mesela ben buraya ne yazayım? Indie. Buradaki sadece şifre kullanıcı adımız arkadaşlar. Burada bizden hala şifre isteyecek. Yani buraya pek bir şey dokunmayacak. İleri dedik. Asıl burası yazacak kullanıcı adımız. Buraya istediğiniz ismi yazabiliyorsunuz. Indie web yazdım ben yine. İleri dedim. Sonra son tıkladığımda bu A konumunu aç diyor ve başında da bir tik işareti var. Bu tik işareti işte bu son tıkladığımızda direkt açacak yerimizi. Evet, son dedik ve çok özür diliyorum, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, hallettim. Sanırım yanlış girdim sayıları, o yüzden tekrardan baştan yaptım ben kendime ve açıldı. Sayıları yanlış girmemeye özen gösterin çünkü böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Kullanıcı adı, şimdi user ve password yazıyor telefonumuzda. Gördüğünüz gibi zaten sağ üstte ve sol üstte görüyor olmanız lazım. Evet, şimdi kullanıcı adımız Android. Parolamızı da girdik. Parolayı kaydet veyahut da anonim olarak oturum açtı seçenekleri gene veriyor buraya. Parolayı kaydetmenize gerek yok. Ben direkt oturum açtım kendimi. Evet, gördüğünüz gibi şu anda benim telefonumdaki olan dosyalar geldi. Ben mesela kameramdan bir şey almak istiyorum. DCIM'ye giriyorum. Arkadaşlar şimdi DCIM'ye giriyorum. Kameraya tıklıyorum. Ve buradan bulabilirsem yok, tamam, herhangi bir şey alacağım. Mesela bunu alacağım. Dosyalar şimdi aktarımımız yapıyor, kopyalıyor yani şeyimizi. Evet, şimdi oldu. Gördüğünüz gibi resmimizi aldık.
Hiç sorunsuz bir şekilde alabiliyorsunuz resminizi. Yani bu şekilde birçok şeyi aktarımını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay bir şey. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Gene hatalarım olduysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.